Sahabenin gönlünde Allah Resulü'nde ne varsa sahabenin gönlünde o vardı. Şimdi bir taraftan İstanbul, İstanbul yolunda da bir Kıbrıs var. Gerçekten o günde İstanbul'a gelmek isteyen İslam gücü hep Kıbrıs üzerinden geliyor. Kıbrıs adeta onlar için böyle bir menzil. Burada yine Kıbrıs adasının fethinde Ebu Ayyub el-Ensari. Bakın şöyle Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri Hicret'in 28. senesinde Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında bir seferberlik ilan edilmiş. Mısır ve Şam donanması da Kıbrıs'ta buluşmuşlar. Hedef ne? Hedef Kıbrıs'tan İstanbul'a yürümek. Bu gazaya birçok gönüllü de iştirak etti. İçlerinde Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh Ebu Zer el Gıfari, Selman el kardeşi, manevi kardeşi Ebu Derda daha sonra Ashab-ı Kiram'dan bir hayli zat burada bulunmuştu. Özellikle de Ubade bin Samit el Ensari'nin zevcesi Ümmü Haram da Şimdi Ümmü Haram nerede? Kıbrıs'ta. <laughs> yani İstanbul sahabe toprağıdır. Onun için İstanbul'a bu kadar titiz deniyoruz. İstanbul sahabe toprağıdır. İstanbul sahabe emanetidir. Yeryüzünün hepsi emanettir aslında mümin ama İstanbul'un ayrı bir özelliği vardır. İstanbul sahabe toprağıdır. Gerçekten şu kadar sahabe bu şehirde. Kıbrıs da bir sahabe toprağıdır. Onun için Osmanlı genelde hep böyle sahabe toprağının olduğu yerlere ayrı önem vermiş. Tabi burada çok önemli bir husus var tekrar olayın fetih tarafından daha öte de o müminlerin gönüllerindeki Resulullah'ın gönlünü okumak noktasında bu özellikle Ümmü Haram validemizin, Ubade bin Samit el-Ensari'nin zevcesi Ümmü Haram'ın tavrı. Ümmü Haram şimdi Güney Kıbrıs'ta. Tabii Güney Kıbrıs'a da geçilemiyor buradan. Böyle inşallah diyoruz. Orası da böyle bir gün bize yolu açılır. Ecdadı orada bir mübarek anne var diye Burası bizim toprağımız demiş ya. Burası sahabe toprağı. Dolayısıyla yıllarca, asırlarca biz oraya hizmet etmişiz. Burası Müslümanların toprağı yani. Ama hayat böyle işte ve tilkel eyyamun udavilha beynen bu iktidar günlerini, güçlü günleri biz insanlar arasında dolaştırırız diyor Cenab-ı Hak. Sonra bizim gücümüz gitmiş. Orada şimdi Müslümanları bir noktada yani daha farklı yollardan gidebiliyor belki ama ne diyece? Çok rahat bir şekilde Oradaki sahabi annemizi ziyaret bile edemiyoruz. Yani e, İslam'a düşman olan diyeyim veya İslam'ı tanımayan bir milletin toprağında şimdi bizim bir sahabemiz. Ben özellikle bu Ümmü Haram validemizin, o Allah Resulü'nün gönlündeki duyguya nasıl böyle bir hanım olarak, bir kadın olarak Resulullah'ın gönlünü nasıl okuduğu çok etkileyici bir hadisedir. Şöyle ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yakınıdır Ümmü Haram. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedesi olan Abdülmuttalib'in anası Selma tarafından akrabası ve süt çiğetinden de mahremi. Ümmü Haram peygamberimize bir gün yemek veriyor, evinde istirahat ettiriyor. Sonra Resulullah Efendimiz orada bir müddet uyuyor. Derken de gülümseyerek uyanıyor. Uyumuş efendimiz. Şöyle gözünü açtığında da böyle gülümsemiş mübarek Efendimiz. Tabi sahabe kaçırır mı hemen? Var burada bir şey yani. Peygamber gülümsedi. Muhakkak ki rüyasında bir şey gördü Peygamber yani. Bir güzellik gördü. Ümmü Haram, Ya Resulallah seni ne güldürüyor diye sordu. Resulullah Efendimiz, Rüyamda bana ümmetimden bir kısım mücahitlerin şu gök denizin yani Akdeniz'in ortasında padişahların tahtlarında kullandıkları gibi gemilere kemal-i ihtişamla binerek deniz harbine gittikleri gösterildi diye gülüyorum buyurdu. Allah Resulüne o böyle sahabilerinin Kıbrıs'a çıkarmaları gösterilmiş yani. Gösterildi mi? Niye gösterilmesin ki? Allah ona neler gösterdi yani? Neler gösterdi Resulüne? Kıbrıs'ın ki onun içerisinde. Evet. Ümmü Haram Resulullah Efendimiz böyle tebessüm edince, şimdi bakın hemen, ya Resulallah, beni de o gazileden kılması için Allah'a dua etti. Ya mübarek kadın otur yerinde, değil. Niye? Resulullah gülümsedi çünkü. Resulullah gülümsediyse, ben o gülümsemenin içinde olmalıyım diyor Ümmü Aram annemiz. Resulullah dahi öylece duada bulundu. Peki de madem istiyorsun, Allah seni de Akdeniz'in ortasındaki o gidecek gemilere bindesin Ümmü Haram. Ya nasıl bir bağlılık bu Resul Efendimiz? Onun gönlünde olan her şeye katılmak. O sevindiği zaman sevinmek yani. O üzüldüğü zaman üzülmek. Evet. Allah hepimize bu duyguyu nasip etsin. Onu sevindirecek güzellikler yaptırsın. Sonra Peygamber Efendimiz yine uyudu. Bu defa yine gülümseyerek uyandı. Ümmü Haram yine sordu. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ümmetimden bir kısım mücahitlerin padişahın tahtlarına kuruldukları gibi kara nakliyelerine kurulup debdebeli bir kuvveti külliye ile Allah uğrunda Kayseri'nin şehri olan Konstantiniyye'ye kaza ettikleri gösterildi. Evet. Bir Muharrem ya Resulullah beni o Konstantiniyye gazilerinden kılması için Allah'a dua edin dedi. Siz neye gülüyorsanız ya Rabbi Sizi neyi sevindiriyorsa ben hep orada olmak istiyorum yani. Bana dua edin. Rasûl-i Ekrem, hayır. Sen önceki deniz sen buyurdu. Evet. Karadan gidenler de oldu ama sen denizden gidenlerdendir. Ve gerçekten de o mübarek annemiz Hicri 28 senesinde Kıbrıs gazasında Kıbrıs adasına denizden çıktığı sırada bindirildiği katırdan düşerek kaza yolunda şehit olmuştur. Kabir Şerifi El An Kıbrıs'ta Merre veya Hala Sultan namı ile anılmaktadır. Cenab-ı Hak onların şefaatlerine nail eylesin inşallah. Yani bir kadınca çıkıyor ta Medine'den gemilere biniyor. Madem ki Resulullah buraya Müslümanlar gelecek diyor, ben de gider orada hizmet ederim diyor. Yani o Resulullah'ın rüyasının peşine düşmek. Resulullah'ın tebessümünün peşine düşmek. Allah razı olsun. Zaman zaman yine Osman Efendi üstadımız böyle efendimizle olan ilişkimizi böyle de sohbet mevzu yaparken bizim şu andaki halimize veya şu yaptığımıza Resulullah Efendimiz tebessüm eder mi yoksa etmez mi diye kendi içimizde soralım diyor. Yani yaptığımız işlerde sünnet-i seniyeye uyma konusunda bizleri uyandırmaya çalışıyor ve